biz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bıldırcınlarımız çekeceğiz arkadaşlar. Bir de çok güzel bir haberimiz var. Onu da göstereceğiz. Tabii. Evet arkadaşlar, öncelikle bizim buraya bir tane ebabil kuşu düştü. Evet biz... arkadaşlar, tam şurada bulduk. Kafesin altında. Biz bulduk. Ondan sonra uçamamıştı. Ondan sonra biz bayağı bir yem falan yedi. Ondan sonra şurada kafesi... Su da içti arkadaşlar. Aynen. Şimdi şurada kafesi açtık. Uçtu gitti arkadaşlar. Hala şuralarda dolanıyor. Arkadaşlar ama... görebilirsiniz. Şuralarda uçuyor arkadaşlar eşiyle birlikte. Şimdi arkadaşlar biz bıldırcınlarımızın yumurtalarını göstereceğiz. Evet arkadaşlar, burası. Bıldırcınlarımızın pollukları arkadaşlar. Bizim burada... İki tane Kıbrıs bıldırcınımız var arkadaşlar, dişili erkekli. Bir tane de yaban bıldırcınımız var dişi. Arkadaşlar burada da böyle iki tane yumurtamız var. Evet arkadaşlar, şimdi ben şöyle alayım yumurtaları. Al bırak. İki tane şurada, Yiğit sen burayı çek. Başka var mı? Başka da yok. Galiba daha yumurtlamamışlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iki tane alalım. Evet, daha var mı dişilerde? Bilmiyorum ya. Şuralara bir bakalım biz. Arkadaşlar biz bir bakalım, geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi son saniye. Yiğit bir elini çekti, göster. Bir dakika bırak. Aha, bıldırıcı yumurtası arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Bir tanesi daha yumurtlamış. Başka yumurta yok arkadaşlar. Bu niye beyaz, anlayamıyoruz. Hep beyaz geliyor 3 taneden biri. Şimdi arkadaşlar Yiğit, bizim burada yumurtalık taşıma yerimiz var. Şurada. Bu yumurtalar nerede, bırak. Şurada ben koydum. Arkadaşlar biz eve bunları bu şekilde bir şeyde taşıyoruz. Göster. Ara sıra içine çimen falan dolduruyoruz. Şimdi çimenleri eskidiği için yeniden videodan sonra koyacağız arkadaşlar. Hatta biz şimdi koyup gelelim. Evet arkadaşlar, biz saman koyduk bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de arkadaşlar bizim bir tarlamız var. O tarlamızda göstermezsek olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar burada böyle buğday tarlamız var. Şunun altı toprak. Aslında bu buradaydı arkadaşlar. Toprağını söktük. Yeni toprak ekeceğiz. Arkadaşlar bu nasıl oluşumu? Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Fazla bir su ve azıcık bir buğdayla oluşuyor arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar, şimdi ben bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu şekilde beyaz çıkmasının sebebi, biz şimdi arkadaşlar normalde beyaz çıkmasının sebebi, şu anda çıkaramıyoruz. O yüzden taş yemesi gerekiyor. Arkadaşlar taş yemediği için biz kendimiz toplayıp veriyoruz. Ya da yumurta kabukları da yetiyor. Evet, yani siz de böyle yapabilirsiniz. Hatta arkadaşlar burada var böyle kabuklarımız. Vereceğiz az sonra arkadaşlar. Videodan sonra bunu vereceğiz. Ve arkadaşlar günlük böyle hıyar mıyar yersek, bizim yerli hıyarlarımızdan, bahçe daday hıyarlarından arkadaşlar yersek, böyle kesiyoruz kabuklarını, veriyoruz bıldırcınlara. Küçük, daha küçültüyoruz tabii arkadaşlar bunu. Şimdi arkadaşlar... Evde bulgurumuz mulgurumuz varsa, pirincimiz, onları da veriyoruz. Bu ağzına kadar doluydu. Dün bitti hepsi arkadaşlar. Yediler. Şimdi şunları bir şuraya alalım. Yumurta için... Arkadaşlar bir dakika, biz alıp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada yumurtlamaları için, evet, yumurta yemi. Şöyle, yumurta evimiz arkadaşlar. Palet yumurta yemi. Siz toz yumurta yemi de verebilirsiniz arkadaşlar. Civciv yumurta yemi de verebilirsiniz. Civciv yumurta yemi, palet yumurta yemi, toz yumurta yemi. Ve buğdayı karıştırıp da verebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de faydalı oluyor. Böyle yakından gösterelim. Arkadaşlar şu şekilde. Bize kaç kilo vardı? 50 kilo. 50 kilo bize bundan var. Şimdi arkadaşlar bir tekrardan bir klip alalım. Evet arkadaşlar, biz klipten önce bir şunu da tanıtalım. Arkadaşlar bu da erkek yaban bıldırcınıyla dişi albino'nun birleşmesi. Yani oluşan çiftli bir dişimiz. Bu daha yumurta açılmadı. Öbür erkeğimizden çok korkuyor arkadaşlar. O yüzden bunu böyle bir yere koyduk. Hadi arkadaşlar biz klibimize bence geçelim. Müzik.
konser klibimizi de izlediniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.